Milyonların cevap aradığı fakat bizim burada en popüler cevapları aradığımız aileler yarışıyor. Siz ekran başındaki canım, ciğerim, sevgili izleyenler, siz ay yıldızlar ve siz kamikazeler, hepiniz hoş geldiniz. Ay müthiş heyecanlıyım. Neden? Hemen efendim Haldun hocam. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haldun abi soyadın? Alagaş. Alagaş bu akşam. Efendim, Türkiye milli karateciler aramızda. Kocaman bir alkış hepsine. Adnan? Adnan. Evet. Şeyde mi o sıkıntı evet, olmuş? Evet, o sıkıntı var. Evet, evet, o sıkıntı var. Ne olmuş orada tam olarak? Ya şimdi... Babam, rahmetli babamın telaffuz ettiği şekilde yazılmış. Adnan. Çok eski, evet. Neresi? Esas adı Ardahan. Vay be. Ardahan'a kucak dolu sevgiler. Adnan diyormuş sana. Evet. Nüfusa gitmiş, sonra demiş. Aynı telaffuz ettiği şekilde memurda öyle öyle yazmış. Ama çok güzel olmuş ya. Rahmetli babanı da almış olduk, nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin, sağ olun. Adnan. Şeyde de vardı biliyorsun bu. Şey neydi o? Aşk-ı Memnu. Evet, evet. Adnan Bey. Adnan Bey. Efendim Adnan, yani Adnan abimiz, Türkiye Karate Milli Takımımızın teknik direktörü. Saygılar efendim. Teşekkür ederim. Ay çok güzel. Burak. Efendim. Bir şey söyleyeyim mi? Mükemmel duruyorsunuz. Teşekkürler. Gururumuzsunuz. Şampiyonluklar aldı da başına gidiyor değil mi? Evet. Hepsini öğreneceğiz birazdan ama hemen buraya dönmek istiyorum. Haldun Beyciğim, sizin adınıza bir spor kompleksi var. Evet. Bir anlatır mısınız bize? 2001 yılında Harlem davet edildi. O zaman daha öncesinde Jean-Claude Van Damme'ı davet etmek istiyorlardı fakat olmadı. 2001 yılında Harlem geldi ve ben de o dönemler... Harlem mi diyorsunuz? Evet, Harlem. Basketbol takımı. Ay benimkiler! Harlem. Evet. Benim top nerede? Alperen. Şöyle iki... yapıyorum. Hiç izlemek kısmet oldu mu size? Evet. Gerçekten mi? Muhteşem. Ben de. Haldun abi tabii sen büyüktün. Ben küçüktüm. İzledim. Ama gösteride Tülin Şahin de vardı 2004'te. Van Damme geldiğinde. Mi? Tülin Şahin demişken buradan Sivas'a selam olsun. Aa öyle mi? Buradaydılar. Evet. Aa evet, güzel. Evet. 2001 yılında başarılarımdan dolayı bu isim verildi. Daha sonrasında 2004 yılında da 2004 olimpiyatlar için aslında İstanbul aday kentti olimpiyatlar için. Evet. Jean-Claude Van Damme'ı davet ettiler. Onunla da bir gösteri yapma şansım oldu aynı salonda. Tabii başka bir şey daha... Aynı şekilde oradaki otobüs durağının, işte sokağın ismi de Haldun Alagaş diye geçiyor. O anlamda Alagaş. Çok şanslıyım ama... Alagaş, Haldun abi memleket nereye? İzmit Kocaeli. Vay doğma be. Büyüme. Doğma büyüme. Evet. İzmit Kocaeli. Oraya da selam olsun efendim. Teşekkürler. Ya, gururumuzsunuz Haldun abi. Teşekkür ederim. Sağ gerçekten. Olun. İyi ki geldiniz. Şu anda var ya yine böyle bak duygusal anlar yaşıyorum. Efendim günlük eğlence dozunuzu... Bir de bak şuraya bak, ortama bak, harika. Çok duygusal, çok duygusal ama birazdan coşacağız. Günlük eğlence dozunuzu almaya hazırsanız aileler yarışıyor. Başlasın. Efendim müthiş oldu biliyor musunuz? Yani gururumuzsunuz. Efendim bugün 28 Ekim, yarın biliyorsunuz ki 29 Ekim Cumhuriyetimizin 99. yılını kutluyoruz. Efendim. Başta Ulu Önder Atatürk,
Ve bizi cumhuriyete, bize cumhuriyete armağan eden bütün büyüklerimize efendim saygıyla anıyoruz. Minnettarız. O yüzden şu anda ay harikasınız. Deminden beri o yüzden böyle bir şey. Duygusalım. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz. Efendim, teşekkür ederiz. Yarına denk geliyor ama böyle de işte biz şimdiden kutlamış olalım. Efendim hazırsanız sürprizli bir cevabımız var. Tam 1.000 lira değerinde. Bravo. Ve büyük ödülümüz 10.000 lira. Efendim hazırsanız. Hazırız. Ednan ve Haldun abim buyursunlar. Bravo. 10 puanlık sorunuz geliyor. 29 Ekim'de yapılan bir şey söyleyin. Ah. Aa, aa! Haldun? Kutlama. Kutlama var mıdır? Kutlama! Aa. Tabii ki büyük bir coşkuyla. Bravo! Teşekkürler. 10 puan sizindir. Teşekkürler. Görüşürüz. 10 puan gitti Haldun abi. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Sıra sizde. Eda ve Uğur geliyor. Söyle bir daha. Seni yeneceğim. Seni yeneceğim. Hayırlısı olsun. Seni bulacağım oğlum. Vardı hatırlıyor musun? Biliyorum. 10 puanlık sorunuz geliyor. Kendi kendinize söyleyebileceğiniz bir şey söyleyin. Bir şey söyleyeceğim. Karate hareketleri mi yapıyorsunuz? Soru muydu o bir dakika? Hara 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 hara. Öyle bir şey miydi ya? Kendi çocukluğumuzdan beri öyle şeyler yapıyorlar. Vay! Güzel mi hareket? İyi duruyor. İyi, öpten hadi. Uğur'cum ben de yıllarımı verdim. Uğur sendeyiz. Şarkı. Bakalım şarkı var. Erzurum çarşı. Yenemedim. Bravo Uğur. Görüşeceğiz. Adaya evet. Veda etmiş yerlerim. Aramızdan adaya ilk veda eden isim Eda oldu. Meltem ve Burak geliyor. Puanlık sorunuz geliyor. Nihal Ziyagil Twitter hesabı açsa ilk tweet ne olur? Ben de şu... Meltem. 3, 2, 1. Yapan sen miydin Serap? Evet. Yerim seni. Burak. Nihal Ziyagil Twitter hesabı açsa ilk tweet'i ne olurdu? Bildin mi Nihal Ziyagil'i? Yok ben izlemedim. Edna'nın kızı. Behlül'ün nişanlısı. Şey, Behlül'ün nişanlısı. Ha, şey olurdu. Merhaba Twitter, ben Nihal. Bilmiyorum, tanımıyorum. Ben Behlül seni seviyorum derdim ama demez. Merhaba Twitter, ben Nihal. Var mı? Yoktur. Ne olur? Biter'le ne ilgisi var olurdu herhalde. Bakalım neymiş? Şimdi bayılacağım. Zaten saygı bilemezmişiz. Saygı duyarım dedik. Görüşürüz. 10 puan bende kaldı. Merve ve Serap geliyor. On puanlık sorumuz geliyor. Futbolcuların hakemlere yaptığı bir şey söyleyeyim. Evet Serap. İtiraz. İtiraz. Var mıdır? Vardır. bravo. Bravo. 10 puan size gitti. Bravo hocam. Görüşürüz. Mavi kuşak. Eray hadi. Mavi kuşak. Eray ve Tuba geliyor. Hadi Eray. Senin yumuşak yeğene ne oldu? Yok. Tuba. Ednan gibi mi? 10 puanlık sorunuz geliyor. İnişe geçen bir şey söyle. Eray. Bravo. Uçak. Bravo. Ben buradayım rahat ol oraya bakmana gerek yok. Uçak. Uçak. Evet. Var mıdır? Uçak 10 puan da size gitti. Görüşürüz.
Çok güzel bir açılış oldu biliyor musunuz? Kafa kafaya. Ay yıldızlar 20 puanla başladı. Kamikazeler de 20 puanla başladılar. Bravo. Uçak demişken efendim geçenlerde biliyorsunuz Gaziantep'e gittim. Efendim inişte ya çok acayip bir şey oldu. İneceğiz tam. İlk defa geldi başıma. Tam böyle iniyor. Yani tekeri koydum bilmiyorum ama hissiyat öyle yani. Yanlış bir şey olmasın abi. Şöyle vınk deyip kalktık tekrar. Gittik. Ne tarafa doğru gittik bilmiyorum. bir kuş sürüsü varmış. Pilotumuz da tabii doğal olarak kuş sürüsü falan filan derken ilk alkışı tabii ki beni bilirsiniz. Ben başlattım. Bravo falan diye. Aram bütün uçak coştu. Çünkü efendim siz hatırlarsınız. Adnan ve Haldun abi hatırlarsınız. Siz hatırlamazsınız. Almanya'dan uçaklar gelirken inişte Türkiye mesela indiğimizde hep alkışlardık pilotları. O bir halen duygusal, devam ediyor o şey. Memlekete geliyoruz diye mi yoksa harika bir iniş yaptı diye mi onu hala ayırt edemiyorum ama buradan efendim ya pilotlara kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Çok önemli. Efendim ya bugün gerçekten çok heyecanlıyım. Haldun, Ednan. İlk etapta bakalım ne yapacaklar. Buyursunlar. Yüz kişiye sorduk en popüler altı cevabı arıyoruz. Koşmak zorunda olduğumuz bir durum söyleyin. Bravo hocam. Ednan. Ya Ednan. Ednan seni çok sevdim. Koşmak durumunda olduğumuz bir durum. Durumunda. Aktivite. Koşmak zorunda. Aktivite. Nasıl bir aktivite o? Koşmak bir aktivite. Açma. Aha, aktivite. Var mı aktivite? Yokmuş. Haldun. Evet. Yaş kaç abi? 51. Hay, abi mi diyeyim demeyeyim mi diye. Demeseniz daha iyi. Peki Halduncuğum. Peki Halduncuğum. Koşmak zorunda olduğumuz bir durum söyleyin. Maraton. Maraton var mıdır? Spor yapmaktır. Görüşürüz hocam. Buyursunlar. Ve ilk etapı Ay Yıldız ekibiyle başlıyoruz. Hadi. Uğur kaç yıldır karate yapıyorsun? 17 senedir. 17. Evet. Meltem? 20. Siz ne yapıyorsunuz ya? Zaten 17 gibi duruyorsun Meltem. Nasıl 20 yıldır karate yapıyor olabilirsin? Merve hatırladım. Ben de 20. Kaç? 20. Harika yahu. Ben karateye mi başlasam ya? Evet. Olabilir. Belli bir yaşı var mı onun hocam? Var. Yok. Tabii. Yani milli olmak için var tabii. Performans için tabii ki daha genç yaşlar ama sporun yaşı yok. Bazen sporcular geliyor bize. Çocuğuyla beraber gelen veliler var. Mesela çocuğu 10 yaşında, kendisi 50 yaşında. Herkes yapabilir. Sağlıklı olan her birey yapabilir. Güzel. Ama milli olamaz. Tabii. Olur mu? Biraz zor. Performans zor. İçin zor. Peki efendim, sizdeyim. Koşmak zorunda olduğumuz bir durum söyleyin. Kimdeyim? Uğur. Ben de. Köpek kovalarsa koşarım ben. Köpek kovalarsa topuklarız mı? Bir şeyden evet. Kaçmak. Spor yapmak bir şeyden evet. Kaçmak ki o genelde köpek olur. Size bir tüyo vereyim. Köpek önce kaçmayın. Kaçmayın. Şey yapın, ölü taklidi. Kaçmayın. Kaçarsanız kovalanırsınız. Evet. Meltem sen de. İçeriğine giren bilmiyorum ama yarışmak, yarışmaya katılmak. Spor yapman koşma. İçeriğindeyse olur. Koşman gereken bir durum. Mesela benim eski yarışma Wipeout. Neden olmasın? Koşacaksın ki kazanacaksın. Bakalım var mı? Aa, ilk çarpı geldi. Merve. Uçağa yetişmek için. Uçağa yetişmek için. Olur mu? Bravo. Bravo. Buradan anlıyoruz ki kişi çünkü kendinden yola çıkar. Uçak mı kaçırıyorsun? Yani genelde bir şeylere bakarken unutuyoruz. Biraz koşuyoruz da o yüzden aklıma geldi. Her şeyde evet. Ama şu parfüm güzel. Şuna falan da kaptırıyoruz kendimizi. Tuba.
Soru şu, koşmak zorunda olduğumuz bir durum söyleyin. Çıkanlar spor yapmak, bir yere yetişmek, bir şeyden kaçmak. Evet, mecazi anlamda da olabiliyor. Herhalde. Söyle, söyle en sevdiğim. Mecazi. Bir erkeğin peşinden koşmak mesela. Tuba, şimdiden gönlümü fethettim. Harika, bayıldım cevabına. Erkeğin peşinden koşmak... Bir şey söyleyeyim mi? 10 numara cevaptı bence. İkinci çarpınızı aldınız. Kümelenin. Hocam, teknik direktörümüz. Evet, kümelenin. Bizim Alperen'in peşinden. Uuu, ne koşuyorlar. Koşmak zorunda olduğumuz bir durum söyleyeyim. Alışveriş. Alışveriş. Evet. Bakalım var mı? Alışveriş. Yok. Yoktur. Spor yapmak, bir yere yetişmek, bir şeyden kaçmak. Eray. Efendim. Koşmak zorunda olduğumuz bir durum. Söyleyin. Şey mi? Grubun sen cevabı... Sen niye hazırlıksız mı? Babam halleder dedin değil mi? Ben oradan başlayacak sandım da. Koşmak zorunda olduğumuz ama bir durum söyleyin. Yok, takımın cevabını mı vereceğim, ben kendi cevabımı. Sen kendi cevabını ne istiyorsan. Bir şeyden zorunda değil ya. Kümelendiniz, kafana uyduysan, mantıklı geldiğini söyleyebilirsin. Tamam. Uymadıysa kafana göre başka bir şey söyleyebilirsin. Kilo vermek diyeyim ben ya. Koşmak zorunda. Oo evet. Serap? Aslında zorunda olduğunuz dediniz ya, hani o olmasaydı hayallerinin peşinden koşmak diyecektik. Ama aa, zorunda olduğumuz için Eray'ın söylediği de mantıklı. Kilo vermek için koşmak olabilir. Hayallerin peşinde koşmak, o da evet, çok güzel yalnız, beğendim. Evet, ben de beğendim. Ay, ama. Ben bir ekip yapayım bir gün. Tuğba, Sera. Dur bakalım başka ne cevherler var. Burak. Ben de şey derdim, bir şeyden kaçmak için koşmak, bir şeyi yakalamak için koşmak. Bir şeyi yakalamak için. Eda. Ben zamana karşı yarışmak aslında derdim, yani koşarak belki. Zamana karşı. Olabilir yani. Hocam, ortaya karışık bir şey geldi işte. Hocam, yani, Eray'ın ki hocam, Eray'ın ki. Seç, yani... seç, beğen. Eray'ınki de mi diyelim? Sen ne düşünüyorsan onu söyle. Yani... Bence Eray'ınki daha... Tamam, herkes en fikir sonunda o zaman Eray'ın dediği ne demişti Eray? Kilo vermek. Efendim? Öyle mi? Kilo vermek. Evet. Kilo vermek dedi. Kilo vermek için. Evet. Koşar, sizin ihtiyacınız yok zaten. Günde 2 saat idman yapıyorsunuz. Kilo vermek için koşarız mı? Puanlar ay yıldızlarda kaldı. Efendim şöyle oldu. Kazeler 20 puandayken ay yıldızlar 79 puanla öne geçtiler. Bravo, bir alkışlar. Bravo. Açılmamış da 66 tane cevabımız var. En pop hayallerin peşinden koşmak çok güzeldi, biliyor musun? Evet. Başka ne vardı sizde? Zamana karşı. Zamana. En popüler altıda ne var görelim. Aa. He. Doğru. Yine buradan kaçıyor. Kanları çiğnedin, topuklarsın evet, gibi. Ama Osman Hanım. Mesela polis ara ne duydun? Kaçıyorlar. Topuk. En popüler 5'te ne var görelim. Birini yakalamak. Ya Burak, hiç basit ya, düşünmedik ya. Birini evet, yakalamak. Burak düşünmüştü aslında. Ben söylemedim. Sevgili peşinde koşmak çok güzeldi ama onu yakalamak için hani en popüler 2'de ne var görelim. Ama otobüs ya. Basit, basit düşünmedik yani. Evet. Evet, evet. Otobüs için koşarsın. Dolmuşa değil mi falan hani koşarsın. Basit düşünmedik. Önemli değil. Bir dahakine düşünürüz. Efendim Uğur ve Eda geliyor. Yüz kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. Bak Uğur, hazır bekle. Gördün mü? Hayır, kopya çekmiyor. Şu kola bak. Yazık mı? Olmaz Eda'cığım. Olmuyor mu? Ha. Yo, olur da yani. Tamam. Şu tetikte. Sıcağı soğundan daha iyi olan bir şey söyleyin. Sen deyiz Eda. Sıcağı soğundan daha iyi bir şey. Çay.
Soruya soruyla mı cevap veriyor? Sıcağı evet. Soğundan daha iyi olan bir şey söyleyeceğim. Evet. Çay. Bir daha söyle, anlaşılmadı. Sıcağı soğundan daha iyi olan bir şey söyleyeceğim değil mi? Evet. Tamam. Kar tanesi. Evet. Çay mıdır? Bravo. Görüşürüz Uğur. Ay dur bir dakika ya. Uğur gitme, gel. Geleyim mi? Şey yapalım. Görüşürüz. Hani selamı var. Os. Efendim? Os. Os. Os diyoruz, evet. Bana şey getirmedin mi ya? Getirdim. Şurada. Ha? Hocam bir giydin. Biz takım arkadaşlarımız olarak size ufak bir karate hediye ettik. Ufak mı? Yani çok ufak değil yani, çok şey dedi. Şey temel şey biraz ağır olabilir. Bir dakika. Efendim? Aileler yarışıyor. Şimdi Eda'cığım. Evet. Beni hazırla sen. Tamam, tabii. Bekle os. Bekliyorum. Uğur da mühendis bu arada. Efendim? Uğur da mühendis. Ay, ne mühendis? Elektrik elektronik. Uğur. Nerede okudun? Özel bir üniversite. Ha. Reklama girmesin. Şey söyle, hangi şehir? İstanbul'da. Ha. Nasıl bağlayacaksın? Şöyle. Tamam. Şöyle. Bir şey söyleyeceğim. Biraz tam uzun böyle ay yıldıza yakışmadı mı ya? Evet. Biraz kemer uzun olabilir ama şöyle bir belinize sarılmak lazım. Ne demek uzun olabilir? Tam tut. Fikricim. Bak iyi bak. Fikriye de getirseydiniz bir tane. Burada böyle os yapardık. Bana sonra. Vedalaşma nasıl oluyor? O da os. Ha, hep bizde birçok şey os'a denk geliyor. Os ne acaba? Ne demek? Yani os öncelikli olarak selam verirken söylediğimiz bir şey. Os. Fikri, çok pardon. Kendi aranızda konuşmayın. Soruyu sordum. Sakın. Görüyorum hepinizi. Orası konuşabilir. Zaten sıra... Pardon, nerede kaldı? Çayda burada kaldı. Tabii. Sakın. Hocam, lütfen. Yok, ben... Ednen? Gözüm üstünde. Os. Şimdi bir dakika. Bağladın mı? Ne güzel bağladın ya. Evet. Burada ne yazıyor? Gerçekten. Okuyamıyorum. Vay halimize. Dur bakayım burada ne? Yok bayağı güzel. Aa! Aileler yarışıyor. Şimdi bir dakika. Müsaade edersen müsabakaya çıkacağım. Buyurun. Ben gideyim. Sen gel. Aa, ayakkabıları falan çıkarsaydım çok güzel olurdu ya. Ayaklar birleşik oluyor. He pardon. Os. Os. Evet. Bir şey de, küçük erkek çocukları olan şan şan, o ne? Bana bir hareket şey yapsana, ben de şey yapayım. Ya size basit bir şey gösterelim. Ne şöyle... demek basit? Sen bana güvenmiyor musun? Belki burada, ya teknik direktörüm var, Haldun Bey var burada. Belki beni alacaklar takıma. Yani tam göster bir şey, tamam basit. Şöyle kameraya doğru dönüşsüz. Yani şöyle. Efendim? Bir elimiz, yumruk bir elimizle. Biliyorum ben, bekle onu ben. Karate kitle müydüm? Hoş. Hayır, değil ya, öyle bir şey değildi o. Tamam. Evet. Göster. Yani yumruğu biz şu şekilde sıkıyoruz. Baş parmağımız da üçüncü parmağın üstünde. Şöyle kapalı. Diğeri de böyle. Üçe ulaşmıyor ya. Üçe ulaşmıyor neden? Yeter o, bir şey olmaz. Şöyle, bu elimiz burada. Diğer elimiz şöyle ters şekilde, ileriye doğru. Ayaklar birleşik. Ayaklar yok, açık ha, olabilir. Tamam, okay. Yani bunu biz daçilerde de yapıyoruz çoğu zaman. Nerede? Daçi dediğimiz duruşlar var belli başlı. Daçi. Evet. Nereye? Yani zengusu daçi var şu şekilde. Japonya'nın iyiliği herhalde evet. Daçilerde yapıyor. Evet. Ama şu an yoy daçi duruşundayız, biz yoy pozisyonundayız. Yoachi. Aynen bu şekilde sıkıyoruz yapıyoruz. Efendim, Japonya ile ortak yayın yapıyoruz. O yüzden yanlış anlamayın. Evet. Bu şekilde Suki. Daha sonra diğer yumruğa... Suki, Nuchi, Nachi. O değil de geçen şey var. Nachi armutu var ya. Nachi evet. Mi? Nuchi miydi ya? Çok güzel armut. Neyse, evet. Evet, bu şekilde yumruk pozisyonundayız. Böyle miyiz? Evet, diğer eli yumruk atacakken eller şu şekilde değiştiriyor. Evet, ileri uzatıyorsunuz. Yani. Bu şekilde doğru. Bilek de biraz daha düz oluyor şöyle. Evet, şu. Evet. Ha, bu tamam. Ben, işte, evet. Bu şekilde bizim yumruk hareketimiz. Suki diyoruz buna. Evet. Bravo. Evet. Burak'cığım gel bir Nachi Nuchi yapalım mı? Bir şey yapalım. Ben, Suki miydi? Bir şey Suki. Çıkmaz ya. Suki. Ben evet. Nasıl aldım hemen evet. Fark ettin mi? Aynen öyle. Hadi gel Suki yapalım. Olimpiyat madalyalı arkadaşımız var. Eray? Tabii. Evet. Olimpiyat. Uğur abi de öyle. Olimpiyat madalyalılar buraya gelsin. Bir kızımız Merve'de. Daha var. Kim? Merve. Merve de gel.
Merve bunlar senin omzun mu ya? Merve sanki şey neydi o vatka koymuş. Vatka mıydı? Vatka. Onu anladın mı? O nasıl bir omuz ya? Senin anatomini inceleyeceğim ben. Değişik bir omuz. Hadi o zaman ne yapalım? Şey yapalım mı? Ne yapalım? Kapışalım. Hadi kapışalım. Eray hep puanı bekliyormuş. Ama... Uğur'la kapışmak. Hadi kapışalım. Biz zaten çok kapışıyorduk. Aynen. Hadi kapış. Ay, böyle bize görsel bir şölen yapın yani. Kapışmayın vallahi... tam da yani. Hani. Ben vallahi... duruyorum. Sen istediğin gibi yap. Tolga dur. Ya. Aa, vurdu vallahi vurdu. Ya. Ya. Ya ben seni yerim ya. Gördün. Aha gördüm. Alperen gel gel. Gel gel Alperen. Gel. Os. Ha şey bu os. Evet. Bu neydi? Bu hangisindi? Sizde yok. O zaman karıştırılıyor değil mi? Ona sinir evet, oluyoruz değil mi? Alalım. Evet. Bizim bu. Ne var? Seni bunun için çağırmadım ben. Uğur olimpiyat şampiyonumuz. Sen de mi olimpiyat? Olimpiyat üçüncüsüyüm ben. Vay be. Neredeydi olimpiyatlar? Tokyo. Tokyo'da evet. Olimpiyat üçüncüsü Uğur. Bravo. Gururumuzsun. Sen Eray. İkinci. Nerede? Tokyo'da. Aynı şey. Merve'de. Gururumuzsun Eray. Ay vallahi çok duygulanıyorum ya. Ya çok duygulandım. Bir şey söyleyeceğim ha. Olimpiyat şampiyonuna sarılmadım demem. Hepinizin adına sarılıyorum. Çok büyük bir olay ya. Siz ne diyorsunuz? Alperen evet. Sen... geç bakayım sen. Alperen de şimdi şöyle. İdman yapacağımız kişi. Evet. Tamam. Kum torbası değil yani. Biliyorsun temas yok hiç fark ettin mi? Fark ettim. Sadece Eray bir kaptırdı kendini. Uğur'a şöyle yaptı bak. Da yaptı. Gördüm ben onu. Merve'cim. Uğur'la, Eray'la tabii ki her... Sen olimpiyat? Üçüncüsü. Tokyo. Evet. Ol. Vay be, kadınımız bizim ya. Merve'ye kocaman bir alkış. Tokyo'da olimpiyat üçüncüsü. Yine. Vallahi çok büyük bir gurur ya. Şu anda var ya, enseme kadar tüylerim diken diken. Şimdi Alperen burada. Merve'cim, tamam. İdmandasın gibi düşün. Hani günlük, eyvah. 2 saat idmanın var. Biraz şey ayarını tamam. Aldırdın. Öyle. Merve hedef çalışması. Atış serbest, neyse sen varmışsın. Merve'li ağırdır yalnız. Ama bu daha bile soru soruyor, hareket edeyim. Sanki Merve'nin kalkıp olimpiyat diyorsun, olimpiyat şampiyonu. Sen dur öyle, dursun mu ne yapsın? Dursun. Dursun sıkıntı yokmuş. Kendisi zaten sıkıntı. Uuu. Ama selam veriyorsun. Bugüne kadar en iyi Merve'den dayak yedim. Alperen ya çok sağ ol ama bir ara sanki şurana değdi değil mi? Aa sen de. Yok, sen tatlı, tatlı. Sen de bak büyüyünce olimpiyat şampiyonu olabilirsin. Hiç sanmıyorum da ya. Olmaz. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Seni kırmadınız. Evet, bu tabii gençlerle yaptığım düelloydu. Edmen ve Halde. Ben de yapıyormuştum değil mi sizle? Meydanı Os. Çok güzel ya, harika. Efendim, sıcağı soğundan daha iyi olan bir şey söyleyin Burak bak. Soruyu hatırlattı. Çay, kahve dedi Eda. Burak'cığım, os. Sendeyim. Yemek. Yemek az biraz genel oldu diye çok korkarım ama bilmiyorum. Yemek var mıdır? Var. Kim şaşırdı? Ben. Çok genel oldu. Evet. Serap. Burak'tan yola çıkarak o zaman çorba diyeyim. Çok mantıklı. Evet. Ama soğudu bu içemeyiz evet. Artık. Evet. Ama bir çorba var ki soğuk içilir. Ayran aşı. Evet. Hastasıyım. Bakalım çorba var mı? Bravo. Çorba vardır. Güzel. Eray, sendeyiz. Şehir oluyor sıcağı mu? Soğundan daha iyi. Bu sıcak soğundan daha iyi. Sakın bırak. Çarpı gelir. Vermek istemem yani şehir burada olur mu acaba? Milli sporcularımıza çarpı. Hiç riske atma bence.
Bunda yok ki başka bir şey. Şehir olur mu diyor. Şehir mi? Evet. Sen nasıl istersen Eray. Gerçek söylüyorum. Aklıma başka bir şey gelmedi. Tamam. Antalya diyeceğim ben. Antalya. Güzel, çok güzel cevap ha. Sıcağın soğuğundan da Antalya şimdi soğuktur çok. Antalya var mı Antalya? Ama çok güzel cevaptı. Bence de. Evet. İkinci çarpıyı aldınız. Yani. Ay yıldızlar kümelenin. Ednan hocam sendeyim. Ben çorbayı söyleyecektim. Serap hoca söyledi. Benim tam hocam ağzından aldı. Sıcağı soğundan daha iyi. Aha. Öf, bu da şimdi soğuk. Hani ay yıldızlar. 5. Hocam cevap verin. Çok pardon. Ya hayatınıza başka türlü renk katmak istiyorum. Oz. Yok şöyle. Japonca. Ha bu üç parmağım. Şöyleydi. 5. Hayır. 4. Hadi hocam. Üç. Ver bir tane. 2. 1. Hocam. En son sizin hayatınızı renklendirmek isterdim hocam fakat mecbur kaldım. Ay yıldızlar size geldim. Tuğba, sıcağı soğundan daha iyi olan bir şey söyleyin. Pardon, iyi miydi o, güzel miydi onu hatırlayayım. Daha iyi olan bir şey söyleyin. Ekmek. Merve. Ekmek. Meltem. Ekmek. Uğur. Ekmek. 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 Uf be. Fırından alırdık, çünkü hemen o köşeyi koparırdık. Sonra eve gidince anamız işte bize fırçak ayardı. Ekmeğin yarısını bitirmişsin diye. Ekmek ekmek açılırsa ay yıldızlar alır bu edem. Antalya'ymış. Ama daha güzel. Ekmek. Çok güzel cevaptı. Gerçekten bayıldım. Tam bana göre cevaplar. En popüler 6'da ne vardı? Ya bak aklıma neler geldi biliyor musun? Börek. Gerçi ben soğunu da çok seviyorum. Fikriyle çünkü biz bazen sipariş veriyoruz. O sırada bölüme girmiş oluyoruz. Soğuk da yiyoruz. Mesela lahmacun. Evet. Ama soğuk lahmacun yiyemezsiniz. Fikriyle ben lahmacun. Oo, çok güzel. Başka? Börek. Börek. O da soğuk çok İşte güzel. İşte ben aslında şey yapmak istedim. Onların hepsinin genel adı yemek ya. Hani yemek diyeyim ben. Belki genel hepsini toplamışlardır. O yüzden bayağı bir popülerdir diye ama meğer tam tersiymiş. Bizimle değilsin Burak. Evet. Onu fark ettim ama yemek olursa komple çok hani anladın mı? Çok genel oluyor. Söyle. Bakalım en popüler 6'da ne varmış? O, bak orada doğru. Simit sıcak yiyeceksin. En popüler 5. Evet. En popüler 4. Evet, ten. Ten dedim. Ne oldu? Aa. Hocam. Hiç olmadı. Hocam. Başıma gelen. Şey söyleyeyim, çok pardon ya. Şey yapmayacağım ya. Şey. Hocam çök çök. Hocam bu nedir? 20 puandasınız. Vallahi ya sözüyle yani, rezil oldum. Şunlar da yok, öğrencilerden uzaklaş. Hocam nasıl ya? 20 puan ne yapıyorsun? Vallahi yine içeceğe, içeceğe adapte olduk. Ama doğruydu zaten, keşke oraya. Antalya dedi senin oğlan. Olacak işte. Yani biz hep içeceğe adapte olduk, yiyecek aklımıza gelmedi. Senin oğlan Antalya'yı çok mu seviyor? Seviyor. Seviyor. Güzel seviyor. Antalya'yı İyi de soğuğu yok ki zaten Antalya'nın çarptırıyor. Evet. Sen ne yapar? Ama sen bir ekibi şey yapman lazım. Evet. Teknik taktik. Şimdi tamam. Halledeceğiz onu. Halledeceğiz hocam. Hadi evet. Hadi bakalım. Evet. Hadi hocam. Puan odaklamayın hocam. Bak sen şimdi bir teknik şey ver hocam. Görelim burada. Ya arkadaşlar. Vallahi. Bazen bir kopya verin çaktırmadan ya. Ne diyor babam? Kopyalaşın mı diyor? Ne diyor? Risk almamız lazım. Evet. Risk almamız lazım. Değil hocam ya, sakin olalım. Çeviririz. Serapcığım sakin mi olalım? Evet. Bence 20 puanla zaten yeterince sakinsiniz evet. Diye düşünüyorum. Hallederiz. Duydum ben hocam diyor ki çaktırmadan kopyalaşın. Efendim hiç gönlüm el vermez. Hedef Uri tabiyle devam etmek istiyorum. 150 puanım var. Bir an önce vermek isterim.
Çok özür dilerim Haldun. Efendim, Haldun burada olduğu için mükemmel bir şekilde şanslıyız. Ve teknik direktörüm Ednen geliyor. Teşekkürler. Hocam lütfen. Hocam siz kaç yıldır teknik direktörsünüz? Çok genç yaşta antrenör oldum. 42 yıldır aralıksız karateyle uğraşıyorum. Kendim şampiyon olamadım ama dünya yani? Şampiyonlar yetiştirdik. 20 yaşında antrenörlüğe başladım. Elinize sağlık hocam. Teşekkür ederim. Eray siz tabii Eray tek takımda. Peki nasıl Eray'ı nasıl başlattı? Dikkat. Çocuklarınızı karateye nasıl yönlendirebilirsiniz? Gerçi burada galiba başka şansı kalmamış Eray'ın. Evet. Seçme şansı. Nasıl yönlendirdiniz yani abi? Eray'ın dediği gibi seçme şansı yoktu. Ben karateyi çok seviyordum. Ben de onu dedim. Hani kendim o milli takım, o imkanlarımız yoktu. O milli takımda yaşayamadıklarımı çocuğuma, öğrencilerime yaşatmak istedim. Bu arada birçok milli takıma sporcu verdim. Hep öyle oluyor biliyor musun? Bak hayatın genelinde öyle. Evet. Anne ve babalar kendileri gerçekleştiremediği hayalleri, yapmak istediklerini... Çocukları yapsın isterler. Tabii Eray ama şey. Seviyordu. Bir baskıyla falan olmadı. Çok yetenekliydi. Çok yatkındı. Fizik yatkınlığı vardı. Yetenekliydi. Onun için bu yöne yönlendirdim. Yoksa başka branş olsaydı başka branşa yönlendirebilirdim. Çok yani bunu kendisi de sevdiği, istediği için. Yani ustayız. Malzemeden anlıyoruz. Baktık iyi bir malzeme. Herhalde güzel anlıyorsun malzemeden yani. Ve çok güzel başarılar. İkinci değil mi oldun? Artı Uyuz'da dünya şampiyonluğu, 8'de Avrupa şampiyonluğu var. Bunu yani niye buradaki, söylemiyorsun? Buradaki ha, sen sporcuların... diyorsun ki Halkalı'yı aldıktan sonra diyorsun. Kaç? Bakın, ne kadar dedi? Buradaki dünya arkadaşların hepsi değişik yıllarda Avrupa ve dünya şampiyonu oldular. Evet. Hepsinin Avrupa kategorilerinde dünya Avrupa şampiyonlukları. Dünya? Eray'ın U20'de dünya şampiyonluğu var, dünya üçüncülüğü var. İşte en son bu 2020'de olimpiyat ikinciliği. Bu sene 8. Avrupa Olimpiyatlar 8. rakibin kimdi? Finaldeki Fransız. Da finalde Costa, Fransız. Evet. Adamsın Eray. Yok ona yenildim. Finalde yenildi ama. Çok pardon. Evet tamam. Ben onu hani şey yaptın sana. Şey yetkili tanıdıklarım var istersen bu bölümü atabilirim ya. Ben sen ona karşı. Hayır. Ha tamam evet. Yani son maça kaldık. Son ikiye. Evet. O beni yenerek şampiyon oldu. Ben ikinci oldum. Evet çok güzel harika. Yani gerçekten şuradaki evet. Bunlar amiri takımımızın ülkemizin gururları. Hepsinin Avrupa Dünya Şampiyonlukları defalarca bir de yani burada. Evet. Hepsi defalarca değişik yıllarda Avrupa Dünya Şampiyonlukları ülkemize kazandıran İyi sporcular. İyi ki senin gibi hocamız var. Sağ olun. Ednan abi kocaman bir alkış. Ne şampiyonlar yetiştiriyor. Haldun Bey'le birlikte tabii ki. Tabii. Teşekkürler. Efendim hazır mısınız? Evet. Hazır. 10 puanlık sorunuz geliyor. Gittim ben 100 kişiye, dedim ki, demedim. Türk bayrağımızı gösterdim. Sizce ne cevap verdiler? Ednan. Yani ulusumuzun simgesi, gururumuz. Ulusumuzun simgesi, gururumuz. Her şeyimiz. Mu dediler? Ama o kadar güzel cevaptı ki. Yani bağımsızlığı, keşke onu da... bağımsızlığın simgesi yani dur, ne o anlamda. Dur. Haldun 100 kişiye gittik. Ben gidiyorum ben. Gittim Türk bayrağımızı gösterdim. Bayrağı gördüklerinde akıllarına gelen ilk şey nedir? Temsil. Temsil midir? Nedir? 29 Ekim. 29 Ekim midir? Odur. Vatan. Vatan. Ha bildik mi? Vatan sağ olsun her zaman. Evet, evet. Ama zaten vatanı işte hani. Maalesef. İnan bana senin verdiğin cevaba ben gönlümden bir 10 puan vermek istiyorum. Sağ ol. Verdim gitti. Sağ ol. Efendim 10 puan bende kaldı. Teşekkürler. 10 puan bende kaldı ve Eda ile Uğur geliyor. Haydi. Haydi. 20 puanlık sorunuz geliyor. Uyku esnasında yaptığınız bir şey. Uğur. Nasıl Uğur? Sinirli. Uğur. Nasıl ya? Uğur. Ben bastım mı? Evet sen bastın. Rüya görmek. Rüya görmek var mıdır? Mavi
Hala eskiler. Gidiyorum ben. Güle güle. Tamam git. Tamam git. Meltem ve Burak geliyor. Mos mos deme. Tamam. Oyundan düşürüyorsun beni ya. Tamam. 30 puanlık sorunuz geliyor. Binerken kart bastığınız... Meltem. Otobüs YTT. Otobüs kart basıyoruz. Nereden nereye gidiyorsun? Ben okuldan eve. Okul nerede? 20 dakikalık mesafe. Tamam neresi? Pendik'te, Kavakpınar, Adilerden Beyazıt Ortaokulu. Oraya sevgiler gönderiyorum öğrencilerime ve arkadaşlarım. Ha sen oraya ders ben öğretmenim, beden eğitimi öğretmenim. Aa evet. Harika, çok güzel. Şey var mı? Neydi dedin? Şey otobüs kart bastım. Çok fark yedik ya. Çok fark yedik. Çok? Fark ben yedik. Geliyorum evet, arkadaşlar. Oley! Çok güzel. Yani anlamadım yani. Siz nasıl orada kaldınız ben hakikaten? Onların ismi Ayyıldız ya. Biz orada kaybettik. Ondan yani. Mı oldu? Galiba. Kamikaze falan nedir kamikaze. Ya? O kadar dedim yapmayın. Hakikaten ya. Bizim de burada karate kit vardı Mehmet. Nereye gitti ya? Serap ve Merve geliyor. Arkadaş birisi nasıl dik duruşlu, diğerini de ben anlamadım hala hakikaten. Bu nasıl bir omuz maşallah ya. 40 puanlık sorunuz geliyor. Hamburgerle iyi giden bir şey söyleyeyim. Serap kola. Evet. Mi acaba kola mıdır? Bravo Tuba. Of be, kaç saattir yarışıyoruz şurada. 20 puandaydılar. Bir 60'ı gördük. Neyse ki. Evet, biraz mutlu olduk. Eray ve Tuba geliyor. Hadi. 50 puanlık sorunuz geliyor. Yerken suyu akabilecek bir şey. Eray! Hadi be. 50 puan diyorum. Yerken suyu akabilecek. Yerken... Şey? Suyu akabilecek. 3 2 Elma. Elma akar. Niye ağzını bulamıyorsun? Nasıl? Ha şöyle of sulu Amasya elmasıysa yani. Hele. Tabii. Elma var mı? Meyve olur. Aa. Şeftali buradan böyle akar yani, değil mi ya? Tabii. Şeftali. Şurada karpuz. Karpuz. Yo kabul işte ya. Puan. Yazmış oraya 110. Bak ya. Kabul diyor yazmış oraya. Oh be yırttık Eray'cığım. Bravo 50 puan sizindir. Efendim şöyle oldu. 150 puanım vardı. Ay yıldızlara 50 puanı gitti. Kamikazelere de 90 puan. Böylelikle aradaki farkı bayağı ciddi bir şekilde indirdiniz. Yüzler kim geliyor? Gerçekten de o geliyor. Burak ve Meltem geliyor. Hepimizin çalıştığı yer çok basit. Hemen bileceksiniz erken davranan Burak'cığım. O alacak etabı. Yani sırayı kapacak. 100 kişiye sorduk en popüler 6 cevabı arıyoruz. Adı S harfiyle başlıyor. Evet, Meltem. S harfiyle başlayan. İl diye düşünüyorum. Sakarya demek istiyorum. Sakarya bilmiyorum misin? Sonuçta ne olacağını hiçbir fikrim yok. Ya Sakarya ülke mısın? Ya il. Hayır. Ama çok fazla müsabakaya gidiyorduk. Ha, Sakarya değil mi? Ama değil galiba böyle gözünüze göre. Sakarya'ya selam olsun. Bakalım Sakarya var mı? Soru tam geliyor Burak. Os. Bekle. Os. Os. Adı S harfi ile başlayan bir ünlü söyleyin. Seda Sayan. Ben de seni sevgilim. Bravo. Olmaz mı böyle? Seviyor musun? Kimi? Kimi dedi ya? Eşi vardı ondandır. Eşi ne alakası var? Burada bir mizansen yapıyoruz. Seviyor musun? Evet. Olmadı ki ben havaya giremedim ya. Seviyorum. Bir daha yapacağız.
Seviyor musun? Seviyorum. Bir daha söyle. Seviyorum. Bir daha söyle. Seviyorum. Ben de seni sevgilim. Umay var ya, Umay beni kesecek ya. Ya Burak ne tatlı ya, kimi? Eşini. Eşinin adı Eşimi, ne? Umay. Umay. O da mı karateci? Tabii ki. Bir şey söyleyeyim, siz karı koca değil mi? Hep karateci. Ben de karateciler bitmiyor. Benim anne baba da karateci. Yok canım. Vallahi billahi. Onlar da şey, milli oldular mı? Annem milli sporcuydu. Hatta dünya üçüncüsü oldu. Haldun hocamla birlikte. Çok iyi bir sporcuydu. Yarıştılar. Evet. Gerçekten mi? Adı ne? Özgül. Özgül Yaman soyadı. Şu an Uygur oldu tabii. Ya ne tatlı, heyecanlandı biliyor musun annesine? Ya ben bir şey diyeyim mi? Bir ailemden... şey oluyor değil mi? Duygusal bir şey oluyor. Aynen değil mi? Öyle. Hani ben de bana... deminden beri öyleyim. İnanın bana. Kendi başarını anlat dediğiniz zaman böyle şey olmuyor ama aile başarılı olunca onun gururu daha farklı. Benim eşim dövüştüğü zaman ya da kardeşim dövüşürken hani ben sanki bu sporu yapmıyorum yani. Özgül, Uygur, efendim sizi çok öpüyorum. Kaç yılı şampiyonu? 92'de 92. Dünya üçüncüsü oldu. 92. Ne yapıyor şimdi? Torun seviyor. Bizim kızı büyütüyor. Ha, senin kız mı var? Tabii. O da karateci olacak. Vallahi inşallah. İsterse bakalım. Ya ne güzel. Dede şimdiden zorlama başladı. Zorlama ama gönlünü... Ben anladığım kadarıyla zaten kendiliğinden oluyor yani. Zorlama yok burada. Ya şöyle bilimsel olarak da zaten bu bize Besyo'da da açıkladılar, anlattılar. Besyo. Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu. Bu spor tif yatkınlık genetik olarak ve beceri genetik olarak aktarılıyor. Evet. Yani annemin sporcu olması, karateci olması benim karatedeki başarılarımı etkileyen bir faktör. Çok haklısın, çok doğru. Gerçekten öyle. Benim de mesela bu sportif yapım annemden geliyor. Adapazarı'nda bayağı uzun eşek falan hep oynamış, anladın mı? Çocukluğundan beri. Oradan da genetik bir şey bu. Gerçek söylüyorum. Evet. Şaka yapmıyorum ya. Şaka yapıyorum tabii annem konusunda da. Benim hakikaten nereye çıkmış ya? Ben de bayağı biliyorum. Bayağı basketbol oynadım yani. Çok duygusallaştık, fark ettin mi Burak? Evet, niye böyle? Seviyorum, meviyorum deyince hani şarkıdan böyle bir herhalde anlam depreşti. Umay'cığım seni de öpüyoruz. Kaç yaşında çocuk? 1,5. Ara çok yeni. Peki bir şey mi? En merak ettiğim şey, hepimizin merak ettiği. Mesela milli sporcular, karateciler, özellikle mesela şimdi değil mi siz full idman, yani gururumuzsunuz tabii ki. Ama mesela şey var mı, doğum izni falan, öyle bir şey var mı? Var ya, tabii. Böyle resmi olarak değil tabii de yani o doğumu da... Bırakıyor mu o sırada? Ya şöyle söyleyeyim. Mesela bizim çocuk da planlı oldu. Müsabakaya denk geldi. Hayır, pandemi dönemine denk geldi işte. Pandemi çocuğu ya, oldu. Ya çok güzel. Maşallah, Allah analı babalı bir Amin. İsim. Hepimizin evlatlarını. Amin inşallah. İnşallah. Efendim şuradaydık. Adı S harfiyle başlayan bir ünlü söyleyinde ben de seni Seda Sayan var mıdır? Seda Sayan. Seda Sayan Sakarya'yı yendi. Şu anda Artık. Yendi. Görüşürüz Meltem. Buyursunlar Burak'cığım. Teşekkür ederim. Evet. Burak sende ne şampiyonluklar var? Dünya, Avrupa? Bende de dünya şampiyonluğu var. U21'de. A milli takım seviyesinde sadece Ferdi 3 defa Avrupa şampiyonluğum var benim. Bravo Burak. Ya hepinizin tabii ki şampiyonluk. Ne oldu? Kulis. Küstü mü? Küsmedi değil mi? İyi. Güzel. Serap, sen de? Evet, ben de. Ben takımın en tecrübelileriyim. Ednan'a bak, bir dakika. Samallar olmaz sayarsak. En tecrübesi derken kaç yıldır yapıyorsun? En büyüğü 22 senedir yapıyorum toplamda. 17 senedir de milli takımdayım. Hanımlar, size sesleniyorum. Şey yapıyoruz ya, hiç o kadar para falan vermeye gerek yani. Ya, bir şeyler yapıyorum ama hiç gerek yok. Direkt karateye yazılın. Arkadaş bu nasıl bir iş yani? Evet. Nasıl hep? Yani gerçekten tamam şey, natural botoks, yani burası tamamen doğal her şey. Büyüklerde 8 kere büyüklerde final yaptım. 6 Avrupa şampiyonluğum var. Dünya şampiyonluğu, dünya ikinciliği, dünya üçüncülüğü. Gençlere de sayarsak 2 tane dünya şampiyonluğu. Bravo. Gururumuzsunuz Serap. Çok sağ olun. Ay. Ağlayacağım birazdan bu ya. Gerçek söylüyorum. Bakmayın bana, ben aslında çok duygusal bir insanım. Gerçekten. Harika bir şey ya. Sen deyim Serap. Koptum zaten komple burada. Evet. Az biraz da sıcak biliyor musun? Karate giyilerden.
Genel olarak ortam da sıcak. Haldun'cum farkındasın değil mi? Ben çok yakışıklı. Bir ışık var yani. Yok hemen aklımda tuttum. Serap'cığım, adı S harfiyle başlayan bir ünlü söyleyin. Serdar Ortaç. Bravo. Bu devirde kimse sultan değil. Serdar'cığım öpüyorum seni. Var mıdır Serdar Ortaç? Gördüğün gibi Serap'cığım. Evet. Bak en kıdemlisi oldu. Evet. Şansına sana çıktı sürprizi. Evet. Bir lira senindir Serap. Bravo. Abi insan bu kadar. Sende çoluk çocuk var mı? Efendim? Çoluk çocuk? Ben de evliyim 6 senedir. Ama ben dövüşmekten ne yazık ki çoluk çocuk olmadım. Kusura bakmayın şu anda evet. Dövüşüyorum. Evet. Çok aynen. Güzel. 1000 lira öyle. Senindir. Teşekkür ederim. Harika. Harca abla. Eray sendeyim. Sertap Erener. Oo. Oo. Evet. Çok güzel. Sertap Erener. Eray sen açtırdın. Evet. Ednan hocam sendeyim. S harfiyle başlayan bir ünlümüzü söyleyin. Selami Şahin. Damardan yüklü. Ben hala. Çok güzel şarkı. Çok güzel söyler. Selami abicimizi buradan öpüyoruz. Selami Şahin vardı. Aa, hakikaten ya. 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Sen beni unutmuş gibisin. Bense hala sevdalı. Eda sendeyim. Sibelcan. Bravo vardır. Kesin vardır ya. Benim en hastası olduğum biliyorsunuz. Sibelcan var mıdır? Şey var ya. Tamam o zaman ayrılalım. Burak. Efendim. Benden devam mı edecek? Bir arkadaşa bakıp çıkacağız. Yok karşı tarafa geçiyor sanıyordum. Pardon. Yok bir tane çarpımız ben soruyu var. Tekrar alabilir miyim? S harfiyle başlayan bir ünlümüz. Bak Sibelcan. Hani bak. Sanatçı değil yani. Ünlü. Ünlü. Sibelcan, Serdar Ortaç, Seda Sayan, yine. Sertap Erener. S harfiyle başlayan bir ünlü. Söyleyin. Sabri Sarıoğlu. Kim? Sabri Sarıoğlu. Güzeldi bence. Bizim Sabri mi? Aa bizim Sabri mi? Ya Sabri'yi pardon. Çok severim. Ben de. Galatasaraylı Sabri değil mi? Evet. Sabri Kaptan. Sabri Sarıoğlu çok öperim seni. Sabri Sarıoğlu var mı? Yok abi ya. Ama güzeldi ben sana söyleyeyim. Ünlü mü ünlü? Ne? Herkesin tanıdığı birisi. İkinci çarpı geldi. Kümelenin. Evet evet Uğur'cum. Os. Serap. S harfiyle başlayan bir ünlümüzü söyleyin. Sinan Akçıl. İşte bu. Evet. Sinan Akçıl. Evet. Var mıdır? Abi inşallah. Umarım vardır. Yüz kişiye sorduk. En popüler 6'yı arıyoruz. Belki 7 olsaydı olurdu. Ay Yıldızlar. S harfi. Ay yazık ya. Ne o kadar da aştırdılar. Tuba. Sakin de söyleriz. Sezen Aksu. Efendim? Sezen Aksu. Bir bak işte bir minik karateci. Bak, güzel oldu ha. Bak işte bir minik karateci. Merve. Sezen Aksu. Meltem. Değişiklik olsun. Safiye Soyma. Çok Safiye, güzel. Safiye. Uğur. Farklı söyleyebiliriz değil mi? Yani çıkma ihtimali ne var. Ne isterseniz söyle. Seren Serengil. Seren Serengil. Sezen Aksu. Severiz değil mi? Çok. Bak işte bir minik karateci. Sezen Aksu varsa Ay Yıldızlar bu etabı da alır. Sonra işiniz büyük sıkıntıya girer ben size söyleyeyim. Os der gideriz. Bakalım var mı? Emlen hocama bakar mısınız? Çok tatlı. Bakıyor tabloya. Seni bulacağım Sezen. Seni bulacağım.
Efendim şöyle yapalım o zaman hep birlikte. Bence... Ay hepiniz şöyle gelseniz olur mu size? Zahmet olur mu? Hayır, şey hayır. Yapacağım çünkü. Sezen Aksu yani. Gerçi bizim taraf burası buldu da bu taraf bulmadı. Efendim centilmen bir spor yapıyoruz. Değil mi? Çok evet. Harika bir spor dalıyla uğraşmıyoruz. Yani profesyonel yapıyoruz. Milliyiz. Milliler efendim. Sezen Aksu'ya bir şey yapalım. Of. Selam veririm. Sezen Aksu'ya buradan... Olsun. Teşekkürler. Adnan abi senin için yaptım yani. Nasıl aklına gelmedi Sezen Aksu? Hakikaten gelmedi. Gençlerin aklına gelmesin. Beni kırmadınız. Bir tane açılmamış cevap var. Burak sence en popüler üçte kimdir? Sagopa. Sagopa. Sagopa demiştim ama yani Selda Bağcan da olabilir. Çıkan isimler. Selda Bağcan. Olabilir. Çok güzel. Bakalım en popüler 3'te S harfiyle başlayan hangi ünlümüz varmış? Unutmuşuz harbiden. Nasıl aklımıza gelmedi? Ya, hepsi tabii Sezen şarkıcı olunca oradan biraz kafamız karıştı. Kamikazeler 110 puanda, Ay Yıldızlar 270 puandalar. Şimdi şöyle yapacağız, süremizden ötürü efendim Merve ve Serap geliyor. Şöyle ki otomatikman duble puan etabına geçtik. Çünkü sizler gelince tabii ki biliyorsunuz görsel biraz şovumuzda olunca süremiz biraz... Ya gönlüm istiyor ki Serap'cığım sabahlara kadar program yapalım ama maalesef biliyorsun yani... Ay bize şey... Benimkiler de eve gidecek. Çoluk çocuk bekliyor. Duble puan etabındayız. Bu etabımız finalistimizi belirler. Yani şöyle moralinizi bozmayın o yüzden Burak. 270 puandalar rakipleriniz, Ay Yıldızlar. 110 puandasınız. Bu etapta çifter çifter puanlar olacak. O yüzden asılın. Umarım. 100 kişiye sorduk. En popüler 5 cevabı arıyoruz. 5. 5. 5. Dövüş filmlerinin unutulmaz oyuncuları. Hoppa, Serap. Jackie Chan. Jackie Chan var mıdır? Jackie Chan. Jackie Chan. Dur gitme Merve. Ben gidiyordum, özür dilerim. Gitme. Ya. En popülerini bulursan sizinle başlayacağız. Öyle mi? Bu da bir avantajdır. Çok iyi. Dövüş filmlerinin unutulmaz oyuncularından birini söyleyin. Bruce Lee. Kim? Bruce Lee. Bruce Lee. Biz şimdi halk arasında... Jackie Chan'e Jackie Chan diyoruz. Bruce Lee'ye de Bruce Lee diyoruz. Var mıdır? Buyursunlar. Görüşürüz. Hayır, görüşürüz buyursunlar. Ay Yıldızlar sizdeyim. Bir şey söyleyeceğim o değil de Bruce Lee yakışıklı adam dedim. Yakışıklı olan mıydı? Kopyalaşmayın sakın. Ha yok. Bruce Lee yakışıklı olandı değil mi? Kel. Şöyle evet. Çok çinli. Yapam. Yakışıklıydı sanki yanlış hatırlamıyorsam ama çok evet ya hakikaten. Şöyle bir şey yapıyordu bizim kadar. Bu arada bir şey söyleyeyim ben bu kıyafet çok zor. Bende kalabilir mi? Tabii ki. Karateki kimin bu? Eda'nın. Eda. Senin? Evet. Bende kalabilir mi? Tabii kalabilir. Çok teşekkür ederim çünkü ben bununla bundan sonra alışveriş falan gitmeyeceğim. Tamam bununla beni görürseniz böyle sokakta rica ederim. Fotoğraf çekmek tamam, okey. Başka şeyler karışmayın. Gideceğim çünkü böyle yapacağım. Bu gömlek kaç para dedi? Kaç para? Bak tam Türk versiyonu karate. Af buyur. Ne dedin? Çok sevdim bunu. Gerçekten çok güzelmiş. Tuba sendeyim. Tuba'ya bak. Yo. Tuba. Van Damme diyorum ben. Jean-Claude Van Damme var mıdır? Jean-Claude Van Damme. Evet. Severim seni camdan. Candan. Yaptım gerçekten bunu. Haldun sendeyim. Kafamda iki tane var ama daha genç olanı söyleyeceğim. Jason Statham. Bakalım var mı? Jason Statham. Tabii biz Jason Statham'ın o güzel eşiyle daha çok ilgileniyoruz. Hakikaten maşallahı var. Allah sahibine başlasın. Uğur,
Hiç çarpınız yok. Bir tane açılmamış cevabımız var. Efendim karşıda teknik direktörümüz var. O saygısızlık olmazsa bir tane doğru cevabı açtırır Uğur. Ve böylelikle finalde Ay Yıldızlarla yarışırız 10 bin lira için. Jetli. Bravo. O da Bruce Lee'nin oğlu. Değil mi? Değil. Oğlu değil de. Yani onun belli yaptım artık oluyor. Ha öyle değil mi ya? Ben oğlu Bruce Lee'nin oğlu öldü. Film çekiminde. Brandon Lee. Aa doğru böyle bir... Evet. Belli yaptı olabilir. Jet Li açılırsa bu geldi. Akşam Ay Yıldızlarla 10 bin lira için yarışıyoruz. Açılmazsa ilk çarpı gelir. İkincisi kimdi aklınızdaki? Haldun abi. Yine yeni jenerasyondan Tony Yağ olabilir. Evet. Ha, onu... Taylandlı. Ya da eskilerden Chuck Norris olabilir. Tam Ay Yıldızlara yakışır bir puan. 454 puan. Bu nasıl oldu yahu? Bu da hiç başıma gelmemişti. 200 küsürdünüz. Ha, okey. Harika. Şampiyonun rekorunu kırdınız. Çok şanslılar. Çok şanslılar. Çok. İlk Bursi bulmaları... Bruce Lee'siz diyeydiniz iyiydi. Evet hepsini biz biliyorduk zaten. Sevmediğinden dememiş ya. Bruce Lee'yi sevmiyormuş. Sevmiyor mu? Ben öyle sevmiyorum. Dedi. Sen mi sevmiyorsun? Ses çıkardığı sesleri sevmiyordum. Nasıl da o ses çıkardığı sesler? Vallahi. Nasıl? Hiç sevmiyorum. Bir daha yapsın. Evet. Edmen Hocam, iyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz. Çok memnun oldum. Biz teşekkür ederiz. Tabii ki esinleyeceğim ya. Olimpiyat, Avrupa, dünya şampiyonları var burada. Gururumuzsunuz. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz. Kamikazeler. Edmen Hocam da buradaydı. Türkiye Milli Karatecilerin Teknik Direktörü efendim. Evet. Sizi alkışlarla uğurluyorum. Çünkü bu akşam Ay Yıldızlarla 10 bin lira için finaldeyiz. Ay Yıldızlarla finaldeyiz. Kimlerle yarışıyorum? Meltem ve Haldun. İlk kiminle yarışıyorum? Ben. Meltem. Harika. Haldun, seni şimdilik müzik odasına alacağım. Meltem, seni de final için yerine. Meltem, bu akşam aileler yarışıyordan 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 20 saniye süren var. Sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pas de ki süremiz kalsın. Hazır mısın? Evet. Kafamızı başka bir yöne çevirmek için bir neden söyleyin. Birinin çağırması. 1111 ile 2222 arasında bir sayı söyleyin. 1100. Sürekli ertelenen bir ev işi söyleyin. Toz almak. Tıkanan bir şey söyleyin. Lavabo. Kadınların hayatta en mutlu oldukları bir gün söyleyin. Evlendikleri gün. Bravo Meltem. Alkışlarla seni yerine alıyorum. Final için Haldun geliyor. Haldun, bu akşam bizden 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 25 saniye süren var. Sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pas de ki süremiz kalsın. Değiştir dersen bil ki senden önce Meltem aynı cevabı vermiş demektir. O zaman da acil bir şekilde cevabını değiştir. Tamam. Hazır mısınız? Hazırım. Bol şans diliyorum. Teşekkürler. Kafamızı başka bir yöne çevirmek için bir neden söyleyin. Karşıdan karşıya geçmek. 1111 ile 2222 arasında bir sayı söyleyin. 1400. Sürekli ertelenen bir ev işi söyleyin. Pas. Tıkanan bir şey söyleyin. Tuvalet. Kadınların hayatta en mutlu oldukları bir gün söyleyin. Doğum günü. Sürekli ertelenen bir ev işi söyleyin. Yeni mobilya almak. Güzel. Bravo. Teşekkürler. Alkışlarla Meltem seni de Haldun Hoca'nın yanına alalım. Evet.
öğrenci ve öğretmen. Bakalım siz 10 bin liraya giden o yolda neler yapmışsınız? Efendim, kafamızı başka bir yöne çevirmek için bir neden söyleyin dedim. Meltem, sen birinin çağırması dedin. Birinin sana seslenmesi, ismini birinin söylemesi. Birinin sana seslenmesi. Bravo. Birinin çağırması siz Ay Yıldızlara kaç puan kazandırır? Bravo. Çok harika bir puan. Buranın en popüler cevabıymış Meltem. Aynı soruya hocam sen şöyle cevap verdin. Karşıdan karşıya geçmek. Karşıdan karşıya geçme size kaç puan kazandırır? Fena değil. 1111 ile 2222 arasında bir sayı söyleyin dedim. Meltem sen... Arasını karıştırdım. 1100 dedin. Evet, arasını karıştırdım bir altını söyleyeyim dedim. 1100. Siz Ay Yıldızlara kaç puan getirir? Hocam, siz aynı soruya cevap olarak 1400 dediniz. Evet. 1400 size kaç puan kazandırmıştır? Fena değil. Hocam yalnız değilsin. Teşekkürler. Buranın en popüler cevabı 1112. Onu söylemeye çalışıyordum. Sürekli ertelenen bir ev işi söyleyin dedim. Meltem sen toz almak dedin. Toz almak sizi 10 bin liraya ne kadar yaklaştırmıştır? Yüksek almıştım. Toz almak iyi almıştık bence. Evet. Tüm insanların korkuluyor. Güzel. 75 puana ulaştınız. Haldun hocam sen aynı soruya cevap olarak yeni mobilya almak dedin. Vermez olaydım cevabı. Ertelenen bir iştir o. Yeni mobilya almak size kaç puan getirir? Cevabı çamaşır yıkamaktı. Hı-hı. Tıkanan bir şey söyleyin dedim. Meltem sen lavabo dedin. 100 puan bence. Lavabo size kaç puan kazandırır? Lavabo buranın en popüler cevabıydı. Aynı soruya cevap olarak Haldun hocam sen tuvalet dedin. Tuvalet. Ay Yıldızları 10 bin liraya ne kadar yaklaştırmıştır? Çünkü evde olmasa o yüksek puan çıkmaz. Gördün mü? Evde. Fena değil. Bravo. 149 puandasınız. Kadınların hayatta en mutlu oldukları bir gün söyleyin dedim. Meltem evlendikleri gün dedi. Doğum yapsaydım doğum derdim büyük ihtimalle. Evlendikleri gün size kaç puan kazandırır? Belki, belki ama seninki doğum, daha... Doğum da olabilir, doğum evet. Gün de olabilir. Doğum evet. Kadın için önemli sonuçta. Bravo. Şimdi... 187 puana ulaştınız. 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200.
200 puana ihtiyacınız evet. var. Yani burada artık 13 puana ihtiyacınız var. Haldun Beyciğim, siz dediniz ki doğum günü bir kadının en mutlu olduğu gündür. Doğum günü size 10 bin lirayı kazanabilmeniz için ihtiyacınız olan o 13 puanı getirir mi? Onu şimdi hep birlikte öğreneceğiz. Bence getirmeli. Getirir, getir. 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 13 puana ihtiyacınız var. Bu akşam Ay Yıldız ekibini buradan büyük ödül 10 bin lirayla uğurlayabilecek miyiz? Hepimiz merak içindeyiz. Oh. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hadi, hadi. Go, 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 go. Haydi. Haydi, haydi. Biraz daha. Çok heyecanınızı gördüm ben. Çok sağ olun. Nasıl yarıştı? Harikaydı. Adnan abi hala şöyle diyor. Selam Şahin nasıl çıkardı? Efendim büyük ödül sizindi. Var mıydı kafanızda bir plan? 10 bin lirayla ne yapacağınızla ilgili bir şey var mı? Toplanıp yemek yeriz. Bayağı bir yersiniz. Ama sporcu adamlar tabii ki yiyeceksiniz. 1000 lira kime çıkmıştı? Bana. Serap 1000 lira evet. senin. Efendim bu akşam toplamda 11 bin lira sizindi. Efendim hepimizin gururusunuz. Ben alkışlıyorum efendim hepinizi. İyi ki geldiniz. Çok memnun oldum sizinle çok tanıştığıma. Efendim bu akşam Türkiye Milli Karateciler. Değil mi? Evet. Öyle diyoruz Meltem. Türk milli takımı. Türk milli takımı. A milli Karate. Takımı. A milli takımı. Evet söyle söyle Edden bari şey yapamadım. Evet şimdi A milli takımı yani. A milli takımı ediyoruz. Teknik direktörü Edden. Milli takım baş antrenörümüz. Milli takım baş antrenörümüz. Milli takımlar? Baş milli takımlar baş antrenörü. Baş antrenörümüz Haydun. Ve efendim saymakla bitmez ne şampiyonluklar Eray'cığım, olimpiyat, dünya, ya. Avrupa. O, harikasınız. Gerçekten sizinle gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. Efendim Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun. Ve yepyeni bir aileler yarışırda yeniden görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mahi akşamlar.